Peki teknoloji şirketi dediğiniz e, temel bilimler gerekmiyor dediniz. Aradaki fark nedir? Teknoloji şirketiyle temel bilimler gerektiren e, şirketler arasında. Tabii şimdi temel bilimler olunca e, daha çok temel fizikten, temel kimyadan başlayacak. Şimdi geçenlerde Tayvana bir ziyaret etme fırsatım oldu. Bilmiyorum Tayvan'a gittiniz mi? Bir kere gittim. Aynı Rize'ye benziyor. Bir ucuna bir ucuna yürürsünüz yeşil, yem Yemyeşil. Ben de rizeli olduğum için yemyeşil. Ee, teknolojik olarak çok önemli bir yerdeler. Yakın komşusunun herhangi bir saldırısını duracak askeri teknolojileri var. Ee, bu önemli. Yakın komşusu da bir ya büyük komşusu da kim bir, için? Belli, belli. <laughs> evet, bir komşusu var. Ee, şimdi şu anda 3 nanometreye inebiliyorlar. Transistör yaparken... Yani transistör, milimetrenin milyonda üçü. Evet, gidiyor. Yani 30 atoma kadar inebiliyorlar. Şimdi biz de onlarla... 30 atom kadar iniyorlar. 30 atoma, 30 atom'a inmek ne demek? E, o işte temel bilim demek. Çünkü 30 atom'a kadar inmek demek bir silikon kristalini elektronlarla 30 atom kadar kesebilmek, Kese etrafını kesebilmek. Etrafını kesiyorsunuz. Bir tane yani Atomun bir, etrafını kesiyorsunuz. Etrafını kesiyorsunuz. Şimdi... Ben biz de, bunu yapamıyoruz tabi daha. Tabii ben de şimdi o e, Tayvanlı devlet yetkilisine dedim ya biz de yaparız bunu ya dedim böyle bir yani dokundurayım <laughs> istedim. Ee, dedi e, yılda 7 milyar dolar para harcıyoruz dedi. siz de tabi bu bu arge. Bu, bu kontakt, sadece bunlar gelsin. Ha tabi yani solo state e, transfer yapma 7 milyar diyor siz de harcayın. Şimdi temel bilimlerin konusu bu. Temel bilimler ana karnında başlar. Çocukluktan başlar, hevesle başlar, temel bilimlerde merakla başlar. merakla başlar. Şimdi mühendisler teknoloji bunlar biraz daha para istiyorlar, şunu istiyorlar. bunu konuşuyoruz. Gençler çok farklı bir sürü tecrübemiz oluyor da, ama temel bilimler öyle değil. Yani ana kadına başlar. Şimdi bilirsiniz Osmanlı'da ordu üç bölükten oluşuyordu. Bir işte başı, başı bozuklar, bozuklar. deliler. Ondan sonra bir düzenlisi vardı. Bir de yeniçeri, yeniçeri elit. İşte temel bilimler Türkiye'nin elitidir bunları inşallah yetişiyordur ama bebeklikten yetiştirmemiz lazım. Yani ana kucağında bunların ben aya gideceğim, ben atomu göreceğim, ben bunu böyle yapacağım demesi gerekiyor o. Ama bizimki şu anda daha çok mühendislik aktivitesi. Tabii ki ince teknoloji öyle yani basit indirgedime bakmayın. mesela bu 5. savaş uçağının sensörleri, algaçları var etrafında, şeyleri var, antenleri var etrafında. O temel bilimlere doğru gidiyor. Mesela şu gördüğünüz kanopisi, buna radyo dalgası gelecek, yutacak onu, geri yansıtmayacak onu. Temel bilimlere geliyor. Diğerleri daha kolay şeyler. Ee, yani sözün kısası e, Türkiye'de o paraları harcayınca 3 yani nanometreye çıkacak. Yani sadece çip teknolojisi için yılda 7 milyar dolar arge harcaması yapıyor. Tayvan dünyada bir numara, bir belki numara. bilirsin Kore 2 numarada. O da 5 nanometre yapabiliyor. E, temel bilimlerde e, uzun dönemli, yani bizim yeni yeniçerilere ihtiyacımız var. var. Yani, o da ana karnından başlayan bir merak ve sonrasında Tabii. buna uygun bir eğitim gerekiyor diyorsunuz. Biz henüz daha o seviyede değiliz ama o seviyeye ulaşacağız inşallah. Biz de yıllardan beri bu temel bilimler merakını Doğru. insanlarda, gençlerde uyandırmaya çalışıyoruz. Doğru.